Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli ve çok güzel bir el açması ıspanaklı gül böreğinin tarifini vermek istiyorum. Önüme malzemelerimi aldım. Elimde yarım su bardağı ılık su ve yarım su bardağı ılık süt var. İkisini birden karıştırdım. Bir yemek kaşığı sirke ekledim. Bir tatlı kaşığı tuz. Tuz eriyene kadar karıştırıyorum. Süt yerine tamamen suyla da yapabilirsiniz. Şimdi ununu ekliyorum. Elimde 3,5 su bardağı unum var. 3,5-4 arası alıyor unu. Ama siz önce bir 3,5'ü ekleyin. Daha sonra baktığınız kıvamına göre yarım su bardağı da ekleyebilirsiniz. Kullandığım bardak ölçüsü 200 ml'dir. Bence kıvamı çok iyi. Eklememe gerek yok. Evet, güzelce hamurun kıvamını görüyorsunuz. Yoğurdum. Şöyle yarım saat dinlendireceğim ve bezeler yapacağım. Bezeleri aldım. Bezelere göz kararı alın. Çok büyük de bezeler almayın. O zaman börekleriniz büyük olur. Elimde 10-11 tane bezem var. Şimdi e, ıspanağım var. Yarım kilo ıspanak kullanacağım. Ispanağı güzelce iri iri doğradım yıkayıp güzelce suyunu süzdürdüm ve içerisine bir tatlı kaşığı tuz ekledim oğudum tavaya yağ aldım ve bir tane iri soğanı robottan çektim kavuracağım biraz yağda ve ıspanağını ekleyeceğim Şimdi ıspanağı ekliyorum ama ıspanağı ekledikten sonra öyle fazla karıştırmıyoruz. Pardon pişirmiyoruz. Şöyle bir dakika soğanla birlikte karıştırdıktan sonra altını kapatacağım. Zaten gördüğünüz gibi ıspanak baya bir yumuşadı tuzun etkisiyle. Çok pişmesine hiç gerek yok. Şöyle soğanla ıspanak güzelce karışsın. Tavamın altını kapattım. İç harcım hazır. Soğumaya bırakıyorum. İstediğiniz iç harcı da kullanabilirsiniz. Kıymalı, patatesli, peynirli. Tercih sizin. Şimdi bezeleri tek tek tabak büyüklüğünde açıyorum. Yağlayıp üst üste koyacağım. Bu kadar yeterli. Hamuru yağladım. Onun üzerine bunu koyuyorum. Bol yağlayın. Az yağlarsanız hamurlarınız yapışabilir. Elimde sıvı yağım var. Sade sıvı yağ kullanıyorum. Dilerseniz biraz sıvı yağın içine tereyağı da eritip kullanabilirsiniz. Bezeler bitene kadar bu işlemi yapacağım. Hamurun kıvamı zaten çok güzel. Kolaylıkla açılıyor. Bezelerin tamamını açtım. Hamuru şöyle 15-20 dakika dinlendirip elimle açacağım. Evet açacağım yere yağlıyorum. Tabi yuvarlak bir Masada falan yaparsanız daha da kolay olur işiniz. Kolaylıkla her tarafından çekiştirerek açarsınız. Ben kameranın açısı yüzünden biraz zorlandım. Hani tamamen sizlerin görmesini istedim. Açmak biraz sorun olduğu yüzden. Videonun önünü kapatırım diye korkarak açtım. Elimi bolca yağ batırarak çekiştire çekiştire hamuru açıyorum. Hiç korkmayın. Gerçekten herkesin yapabileceği bir tarif. Hiç yapamam diyenler bile yaparlar. Büyüteceğiniz kadar büyüsün. Açabildiğinizce açın. Ne kadar ince olursa daha da lezzetlenir börek, lezzet artar. Her tarafından çekiştirin. Evet açabildiğimce açtım. Ispanağını koyuyorum. Aslında bir taraftan ucunu kapatıp üzerine koymam lazım ıspanağısı öyle yapın. Unuttum ben. Bir taraftan şöyle hamuru katlayıp onun üzerine ıspanağı koyun. İkinciyi öyle yapayım böyle olsun artık. Şimdi rulo şeklinde saracağım. Şu kenar boş kalmış. Onu o an farkına varamadım. Oraya da biraz ıspanak koymalıydım. Ispanağınızı da çok fazla doldurmayın. Çok olunca da güzel olmuyor. Spanağın içine dilerseniz beyaz peynir de ekleyebilirsiniz seviyorsanız. Biz pek tercih etmiyoruz. Şöyle gül şeklini veriyorum. İlk gül böreğim hazır. Tepsiye diziyorum gül böreğini. de bunu da açtım. Gördüğünüz gibi kenarını katlayıp onun üzerine ıspanağı yerleştirdim. Bunu da rulo yapıyorum. Bayağı bir açılıyor zaten hamur. Evet hamurun tamamını bitirdim. Kül böreklerim hazır. Şimdi üzerlerine yumurta sarısı dök ö, ö, sürüyorum Aslında 11 tane bezem vardı. 10 tane gül böreğim var şu anda. Bir tanesi yapıştı. Maalesef açamadım. Bolca yumurta sarısını sürdüm üzerlerine. İsterseniz ne isterseniz yani onu serpebilirsiniz. Susam da olur. Evet nefis gül böreklerim piştiler. Biraz dinlendirdikten sonra fırından çıkardım. Servis tabağına aldım. Enfes görünüyorlar. Mutlaka sizler de deneyin. Hem kolay hem lezzetli. Umarım sizler de tarifimi yaparsınız ve afiyetle yersiniz. Kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.